Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir drag yarışı videosuyla karşı evet Barnard'la videoya başladık. Bugün yine drag yarışı çekmek istedim. Yani aslında çok fazla iyi gelmedi ama ben açıkçası tekrar çekmek istedim arkadaşlar. Bir de bu video ayrı güzel çünkü bu videoda Dogemon, Old School ve Muscle Cars, yani bu videoda Charger falan da var herhalde. Baktım yani ve video 16 milyon izlenmiş arkadaşlar. 16 milyon. Şimdi şöyle ben gece hani video çekecektim arkadaşlar. 9.45 gece bak çıktık işe gittik. Yemin ederim size. Gece 3.30'da tekrar eve geldim. Zaten o saatten sonra da yani çekemezdim. Zaten uykum da vardı yani. Uykum olmasa yani ben şekilde çekmeyi düşündüm ama 3-3.30'da falan yani. Artık arkadaşlar bugün şöyle bu videodan sonra San Andreas'ın videosu gelecek. Akşam üstüne doğru artık inşallah ben Slender'ın videosu çekeceğim. Sonra bir tane de Minecraft'ı çekeceğim. Minecraft'ı bir de gece hani bugün bayağı 5'e yakın 4-5 video çekmek istiyorum inşallah. Yani bir bugün cumartesi biraz da imkanım var. İnşallah yaparım. Gece video kesin geliyor bu arada. Geceki video ile bu dediğim iki video ondan sonraki video 3 video kesin gelecek yani inşallah. Ama diğer iki yani iki video inşallah da yaparız. En azından ikisinden birini de çekersek yeter. Şimdi işte bu arada bu videonun arkasına müzik koyabilirim. Yani şu an zaten koymuşum da koymuşum da koymuşum ama ya müzik koymak ya bilmiyorum arkadaşlar sanki müzik koyarsak bozar gibi. Evet ilk yarışımız başladı. Şimdi bir dakika abi. Şimdi arkadaşlar karşıdaki Dogemon. Bu arada galiba videonun başı Dogemon'lu yani şu 400 Dodge Challenger arabasıyla Demon modeliyle tüm eski arabalı kapışacağız. Şimdi ilk arabayı diyecektim. Yani diğeri de güçlü ama tabii Dogemon alır diyecektim. Dogemon aldı herhalde. Dogemon aldı abi aynen kalkıştan sonra. Abi Dogemon farklı bir şey için demonlar, Hellcat'lar bunlar modelleri farklı oluyor. Demon da manyak bir şey. Yani tam ben bunu beğendiğim detayları hani güçlü oluyor. Müzik koymayı düşündüm ben videonuza. Bilmiyorum şu an müzik koyduysam zaten müzik vardı ama müzik sence bozar gibi geliyor arkadaşlar. Müziksiz bence daha iyi. Yani şu an müzik koymadığımı sanmıyorum. Şimdi adam gibi şey yapalım. İkinci yarışımız arkadaşlar Challenger ile yani bu 72 model oluyor galiba çünkü ön farlarında anladım yani. Karşısındaki de Dogemon Challenger. Şimdi arkadaşlar tahmin edelim. Bu arada tahmin ederek bence videoda çok yapmamıştım. Tahminimce bence burada normal eski Challenger alabilir. Çünkü bu da çok güçlü bir araba. Diğeri de alabilir. Yani ben beyazı tutuyorum. Yani eskiyi tutuyorum. Eski klasik bir farklıdır yani ama diğeri de çok güçlü. Arkadaşlar siz de tahminlerinizi yazabilirsiniz. Ya da şey yapın mesela tahmin edin. Mesela 10 tahminimiz 10 tane yarış oldu diyelim. Mesela 10 tahminimden mesela 8'ini doğru bildim. Hani o şekilde yazabilirsiniz yani. Doğru bildikleriniz yanlış yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Fark ettiyseniz diğer challenger'ın da mesela yeni olan siyah olanın da ön lastikleri küçük böyle hani bilerek yapmış. Hani yol hani o ön kaldırıyor falan ya onu ayarlayabilir güzel daha iyi yapabilmek için. Ve arkadaşlar vallahi tahminim doğru mu çıktı? Abi Challenger manyak gidiyor diğer ama ya. Diğer çok manyak gidiyor. Yok arkadaşlar bu da burada da Demon aldı. Demon çünkü çok güçlü. Özellikle çok güçlü var ama yine diğeri de çok iyi şey yaptı abi. Diğeri de çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Ve 11-10, 11-6, 16 diye gidiyor. Evet şimdiki arabamız. Bu arada ses fazla geliyor. Neyse şöyle bir tıklayayım. Arkadaşlar şimdiki arabalarımız Mustang vs Dodge Demon. Şimdi bakalım bunu da kim alabilir? Bunu da bence söyleyeyim Mustang'i de alabilir. Bence burada Demo yine alacak. Bilmiyorum Mustang de güçlü ama. Abi diğer Challenger'dan daha güçlü olduğunu sanmıyorum ben bu Mustang'in. Yani o alamaz ya bu da alamaz gibi geliyor. Bence burada Demo alacak arkadaşlar. Demo çok güçlü bu araba ya valla. Özel ya Demo da sadece bu Challenger'dan genelde bu yeni nesiller çok güçlü. Ve burada gerçekten şaşırdım ha. Bir dakika orayı tekrar izleyelim arkadaşlar. 8.86 inanılmaz bir kalkış ve beni gerçekten şaşırttı. Arkadaşlar alamaz dedim. Abi nasıl bir motor varsa onu demek ki farklı bir şey. Demek ki arkadaşlar hiçbir şey belli olmuyor. Ve evet o dediğim işte Charger vs Challenger. Haydi bakalım. Arkadaşlar 68 model bir Charger vs Demo. Haydi bakalım. Bunu da bence Charger alacak ya. Charger alsın ya. Ben Charger'ın almasını istiyorum arkadaşlar. Yani lütfen Charger'ın almasını istiyorum. Arkadaşlar siz de tahmin edin. Burada durdu. Özellikle bunu tahmin edin arkadaşlar. Hangisi alacak? Charger mı? Yoksa yeni model Challenger mı? Klasiğini almasını istiyorum ben açıkçası. Klasik Charger farklıdır zaten. Arkadaşlar. Ya ama Charger'ın az jantlarını biraz kötü yapmış. Yani daha yapabilirlermiş ama bilerek yani bir bildikleri vardır diye düşünüyorum.
Evet, adamlar hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Öyle getiriyorum, şöyle hızlandıralım. Baba bak, hatta hızlandırmayalım. Yani aslında fena değil ya. Biraz daha iyi jantlar kullanılabilirmiş gibi geldi. Neyse, olsun yine değil arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve abi bu çağ yalnız fark ettiyse charger'ın böyle hani şeyi yok. Nitrosu havalandırma işte o motordan çıkan kaputtan o ağızlıkları yok. Çünkü demek ki motorun kaputun alt tarafına gerçekten bir güçlü motor var ki yani turbo hiç koymamışlar yani kaputa ve abi ama hiç beklediğim bir gibi bir kapışma olmadı ya. Arkadaşlar daha iyi bir şey bekliyorum. Demek ki neymiş, kaputa nitro takmak şartmış abi. Ağızlık olmayınca. Acaba o 440'lık mı? O hangi motordu bilmiyorum yani. Tamam, çok hiç beklenmedik bir başta. Ben daha iyi bir şey beklerdim Charger'dan. Neyse artık. Şimdi Play Mode karşısındaki Play Mode Road Runner mı diye geçiyor. Road Runner galiba. Play Mode diyeyim ben de. Road Runner bilmiyorum. Road Runner da olabilir. Play Mode vs arkadaşlar Challenger yine. Şöyle hızlandıralım, böyle öne gelecekler galiba. Ha, şu an savaş yarışacaklar. Ayo daha burnout yapıyorlar. Daha böyle artist yapıyorlar yani. Oo evet. Bu arada yani onun lastiği de fark ettiyseniz hayvan kadar yani. Bayağı geniş bir lastiği var. Olan adam uçmuş gitmiş, ben de diyorum adam nereye gitti? Adam uçmuş gitmiş arkadaşlar. Bugün bir de silendir işte de silendirin X'i çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar akşam üstüne doğru. Yani onda bir aklımda var. Zaten hani geç geldim şey işte bugün hani geç de gidebilirim. Hiç de gitmeyebilirim duruma göre. Şimdi arkadaşlar kim alır? Ben hemen tahminimi söyleyeyim. Burada bence play mode yeşil olan alabilir. Çünkü gerçekten o kalkış hani adam uçtu gitti bence olabilir arkadaşlar, ama Challenger'da tabii her zaman gibi alma ihtimali yüksek. Ama bence play mode alacak be. Ve vallahi play mode aldı. Vallahi aldı abi. Play mode rahat sanırım mı bilmiyorum tam onu. Oo. Arkadaşlar evet, play mode aldı abi. Aldı. Her türlü aldı. Oo. Çok rahat bir şekilde. Bayağı güçlü ya. Challenger'ın kalkışı aslında fena değil ama bazı arabalar mesela o kadar da iyi değil Challenger'ın kalkışı diğer arabalar. Yani çok şeye göre, bu klasiklere göre fark ettim de hani iyi ama böyle mesela öyle güçlü arabalar yapmışlar ki klasiklerden Challenger yavaş kalıyor onlara karşı, ama bazıları çoğunda yeniyor mesela yani Challenger da çok güçlü. Bu arada bu yarış boyunca arkadaşlar videonun sonunda tabii o belli ama videonun sonunda arkadaşlar bitirdiğinizde video içerisindeki en sevdiğiniz arabayı yarışın, ben şimdiden söyleyeyim Charger'dı yani, ama Charger en basitti yani abi valla Charger'dan daha bir şey beklerdim, hani bir kalkış bir uçma beklerdim Charger'dan, hani bu hızlı öfkelik gibi. Öyle bir şey olsa zaten Challenger yüksekti ben alırdım. Şimdi arkadaşlar Pontiac yükseldi. Pontiac vs Challenger. Pontiac alır gibi geliyor Challenger ya. Al, Challenger bence alacak gibi arkadaşlar Pontiac'ı. Evet. Ama vallahi Pontiac da güçlü ha. Bak 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 bak. Kaç süre? 10.36. O soldakinin yazmadı süresi. O da herhalde eşit herhalde. Tam bilmiyorum eşit mi? Şimdi neden yazmadı bilmiyorum. O da hızlıydı arkadaşlar. Pontiac da gerçekten iyiydi. Şimdiki evet bu ne olduğunu bilmiyorum. Yani farklı bir tarz araba, hiç dalga geçmeyelim ama hani ya belli olmaz ha, motor ya zaten motora bu bakıyor iş. Evet. Manyak gibi burnout yapıyorlar yine. Burnout, burnout aslında nasıl sonuçta burnout diye okuyorum. Burnout. Evet şimdiki bu arada bunun motor bak Charger'da da böyle motor olsaydı aynı arkadaşlar o zaman işler değişebilirdi. İşte çok basit kaldı bence Charger. Ben açıkçası Charger'ın çok basit kaldığını söyleyebilirim. Bir de videonun sonunda bir tane daha Charger ananı avradını. Tamam arkadaşlar. Evet, bir tane videonun sonunda bir Charger yarışı daha var. Dikkat edin, onu da gösteririm unutmazsam arkadaşlar. Böyle bir tane, bir dakikalık bir video yani. O hani şeye karşı, kameraya karşı bayağı güzel bir yarış. O videoyu da ses gösteririm. Ve evet. Vallahi de bak gördünüz mü abi? Arabanın tipine baksan. Yani şey sen Challenger'ı yendi abi. Manyak motor, motor manyak oldum mu alıyor gördüğünüz gibi. Evet abi. 10 saniye farkla, 10 salisiye hatta saniye değil pardon. Salisiye farkla, 10 salisiye farkla ağzını etti adamın yani. Salisiyeliklerle. Aslında yani çok küçük bir fark ama farktır arkadaşlar sonuçta. Şimdi Challenger'dayız yine ve karşıdaki araba ne abi onu tam anlamadım. Ya Play Mode mu? Valla Play Mode yo. Pontiac mı GTO mu? Valla değişik bir araba arkadaşlar. Ya Pontiac o. Tam onu anlamadım. Burada ben Challenger mı alır?
Abi bilemiyorsun ya. Valla gerçekten bu klasik arabalar ne yapacak gerçekten belli olmuyor. Çünkü gerçekten güçlü oluyorlar yani çoğu da. Ama Challenger'ın da kendisi zaten güçlü olduğunu biliyoruz abi. Burada kim alır? Bu arada Challenger'ın araba tipi de çok güzel yani. Harbiden Challenger'da çok yakışıklı bir araba. Ama bence burada karşıdaki mavi araba alacak gibi geliyor. Play mode mu? Tam anlamadım onu. Ya da Pontiac da olabilir. Valla ulan ya. Bir dakika aldı mı? Aa Challenger yetişti. Hayır. Lan yen şunu. Lan Challenger yen. Hayır. Challenger yendi. Ama arkadaşlar yani baya ucu ucuna ama Challenger yen ama baya hani performans zaten bir beklediğim. Şimdi bu araba abi. Bu da galiba Impala mı? Bu Impala galiba. Ya Impala ya da Chevrolet olabilir. Ya Impala ya Chevrolet bu. Galiba sanırsam. Yanılmıyorsam tabii. Bir sürü araba modeli var sonuçta. Şöyle birazcık hızlandım. Bu arada jantları görüyorsunuz değil mi? Hani gümüş böyle harbiden. Sağlam janttan ama vücuda kastı bir anda. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bence burada arkadaşlar Challenger alacak gibi geliyor. Ulan tahminlerim hep yanlış ama yok. Challenger yetişebilir mi? Vallahi yetişecek arkadaşlar. Tamam valla. Challenger yener dedim abi. Challenger sonradan iyi açılıyor abi ya. Evet. Arkadaşlar Challenger'ın olayı kalkışı tam fena değil ama asıl olayı bence sonradan o yani böyle 4-5 saniye sonra araba gerçekten açılıyor yani. Bastan sonra evet bir SS. Chevrolet SS galiba. SS'ler zaten Chevrolet SS oluyor ya da Camaro SS. Chevrolet SS bu. Chevrolet SS 71-2, 71 ve 72 model. O direkt başladı Challenger bunu ezdi abi. Challenger harbiden fena ezdi buna. Evet şöyle. Challenger bunu gerçekten bu pek güçlü değilmiş anladığım kadarıyla. Yani hepsi aslında hepsi güçlü arkadaşlar bakmayın. Ama onlara kıyasla daha güçsüz oluyor. Şimdi bir bu ne lan Mustang'e benzettim bu 71-72 modellerini. Ama galiba şey bu Play Mode gibi bir şey. Mustang değil mi lan bu? Yok farklı bir şey bu ya galiba. Abi bu Mustang de olabilir. Arkadaşlar tam anlamadım bunu. Mustang'e de benziyor. Bu hani yeni çıkan ya yeni çıkan dediğim de hani bu bildiğimiz 68-69'dan sonra 70 bin uzun kasası var ya Mac 1 falan diye geçiyor hatta onlardan galiba bu. Valla bu araba değil bu güçlü bir arabaya benziyor arkadaşlar tam ne olduğunu bilmiyorum ama bence bu alacak. Bilmiyorum lastikleri falan zaten arka lastiği de tam uygun yani hani kalkış yapmaya. Evet. Evet ve abi valla aldım yo Mustang mı lan bu Play Mode galiba bu Mustang değil de stoplardan arkadaşlar yok. Challenger yine aldım. Evet videomuz da burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi size bir video daha göstereceğim. Ve yorumlara hemen altı arkadaşlar sevdiğiniz hangi arabayı en çok sevdiniz? Ben yine söylüyorum Charger bence en güzeldi. Ama en ya, beklemedim ya. Biraz daha iyi performans bekledim açıkçası. Ama yine de güzeldi. Siz de yorumlara yazın. Şimdi o dediğim yarışı hemen size bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Diğer videomuzda zaten bakın 57 saniyelik bir video. Bir dakika bile değil yani. Şimdi 69 Charger vs arkadaşlar Chevrolet Camaro SS mi artık bu ne oluyor bilmiyorum yani Chevrolet Camaro burada arkadaşlar harbiden çok güzel Charger kalkış yapıyor bak burada geç Camaro da birazcık şey hani böyle tam iyi yapamıyor yani biraz hatalı yapıyor ama yine de arkadaşlar da tam farkı anlayacaksınız hani arasının gücü bak Charger yeni için özellikle bunu göstermiş yani bunu tam gösteririm mi göstermeyeyim diye arada kalmıştım ama bak Charger'ın buradaki. Bu Charger zaten farklı fark ettiyse. Bu güçlü biraz daha bence diğerine göre. Camaro biraz kötü kalkış yaptı. Fark ettim ama bence hani Camaro ile aynı kalksalar da bence Charger alırdı gibime geliyor. Göz gibi arkadaşlar. Vallahi çocuklar da falan oradan bakıyor. Bak gördünüz mü? Tekrar kalkışı izletim size. Bak. Charger burada. Bak. Bak şimdi. Ve kalkış yapacaklar şimdi. Gördünüz mü? Yani ikisi aynı anda kalkış yapsa da yine charge alır gibi geliyor. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Güzel video oldu. Düşünüyorum hemen şimdi GTA San Andreas videosunu çekeceğim. Hangi, nasıl buldunuz? Kaç tane hani tahmininiz doğru çıktı onu yoruma yazın yani. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiğiniz arabayı da yazın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir dakika görüşürüz.